Muhabbet kuşu alacağız. Yavru erkek eğitebilir bir şekilde olması lazım. Lan mikrofonu ısırıyor. Maşallah abi şuna baksana. Evet, Fatma ve Muhammed şu an kuşlarını beğeniyor. Acaba hangisini seçecekler arkadaşlar? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bakın arabada giriş yaptım. Çünkü neden? Yeğenimi almaya gidiyorum. Ya benim bir tane yeğenim var. Hayvan manyağı, kuş manyağı. Benim bu videoları izleyeceğiz ya arkadaşlar. Muhabbet kuşu, kedi, köpek hepsini çok sevmeye başlamış. Benden muhabbet kuşu istedi. Ben de bu isteğini kırmadım. Dedim ki gel lan dedim sana güzel bir muhabbet kuşu alalım. Şöyle her büyüttüğünde bana bakıp ulan dayım da bana var ya güzel muhabbet kuşu almış desin diye güzel muhabbet kuşu alacağız. Şimdi ben yeğenimi almaya gidiyorum arkadaşlar. Onları alalım. Daha sonra Kanka Pet Shop'a gideceğiz. Halil abinin yanına gideceğiz. Halil abinin yanına gittiğimizde güzel bir muhabbet kuşu tercihi yapacağız inşallah. Bu anlarda sizlere göstereceğim. Bakalım doğru tercih yapmış mıyız, yapamamış mıyız? Sizlerin de yorumunu merak ediyorum. Şimdi ben yoldayım. Yeğenleri alıp kaldığımız yerden devam. Şöyle ablamı arayalım arkadaşlar. Bakalım yeğenimiz şu an heyecanlı mı? Ne oldu Mehmet Bey? Muhammed ne yapıyorsun? Ya şu an derse girecektim ben de. Kral heyecanlı mısın? Şerefsiz, niye heyecanlı değilsin? Heyecanlı olsana. Tamam, biraz heyecanlı. Var mı heyecan biraz? Tamam, sen dedin ya heyecanlı. Şu an ben dediğim için mi heyecanlandın? Hmm. Şimdi ne alacağız sana bugün? Kuş, ondan mı? Ben ondan heyecanlıyım. Sen ne anladın oğlum? Ben dedim sadece video için. Yok, video için değil. Şimdi bugün sana güzel bir kuş alacağız. Güzel muhabbet kuş kafesi alacağız. Tamam mı? Bugün senin günün lan. Bugün senin günün. Ha. Bugün dayın var ya sana yaşatacak lan. Tamam mı kral? Hadi hazırlan. Ben geliyorum. Tamam. Haydi görüşürüz. Bakın arkadaşlar şu 4x2'ler var ya. Bunlar 4x4 herhalde. Ulan bunlara bayılıyorum ya. Vallahi var ya çok güzel arabalar. Evet arkadaşlar yeğenlerimizin yanına geldik. Şimdi geliyorlar. Hem Fatma geliyor hem Muhammed geliyor. Onlara böyle güzel bir muhabbet kuşu alacağız. Şimdi şerefsiz Mustafa da orada bir şey isteyecek herhalde benden. Sana da muhabbet kuşu yemi alacağım lan. Yer misin? Yerim. Harbiden lan gel şöyle bir iddia yapalım. 10.000 abone yapma şartıyla. Tamam. Mustafa şu an 6.000 abone arkadaşlar. Bugün muhabbet kuşu yersen, muhabbet kuşu yemi yersen, böyle azıcık muhabbet kuşu yemi yersen. Ama çok az bak çok değil. Şu kadar. Bak şu kadar. Abi o çok abi midem. Tamam şu kadar yarısı kadar. Abi kusarım veya çok az olsun Allah. Ki. Sonuçta yiyeceğim ama. Birazcık muhabbet kuşu yemi yersen tamam mı? Sen 10.000 abone yapalım lan. Tamam. Söz mü? Söz. Allah oğlum bak yemezsen bak çekerim ha. Tamam. Emin misin? Eminim. Sana bak cayma yok. Çok az ama ha. Tamam eğer yersen izleyiciler tamam abi yedi bu adam derse sana abone olsun. Tamam. Tamam lan. Arkadaşlar bugün Mustafa'ya yine yapacağız yapacağımızı. Oğlum muhabbet kuşu yeminle ne var ki hayvanları yiyorsa ben de yerim. He lan. Doğru söyle hayvanlar yiyorsa sen de yersin. Ben hayvan mıyım abi? Bak ben söylemedim arkadaşlar kendisi söyledi. Tamam da yani. Bugün ölüm ayarı çakıyoruz. Muhabbet kuşunu tak ayı. Oğlum bir de bakıyorsun kanatların çıkıyor direkt pır pır pır. Bak heyecana bak nasıl geliyor. Vay kral hoş geldin kral. Bugün sana muhabbet kuşu alacağız. Bir de şimdi dayınla bir iddiaya girdik. Mustafa yer muhabbet kuşu yemi yerse tamam mı Fatma? Mustafa 10.000 abone yapacağız. Yer mi sence? Gel Fatma şimdi çekiniyor. Lan niye çekiniyorsun? Hadi bugün sizin gününüz. Bugün size muhabbet kuşu alacağız. Hadi. Evet arkadaşlar bizim cengaverleri aldık. Şimdi gideceğiz güzel bir muhabbet kuşu alacağız. Bir soralım bakalım hayallerindeki muhabbet kuşu nedir? Şimdi var mı renk var mı aklınızda? Şu renk olsun istiyorum veya yani, dişi mi erkek yok. Mi yavru mu büyük mü? Şey olsun ya erkek olsun. Erkek mi istiyorsun Fatma sen? Sen dişi olanı mı istiyorsun? Renk olarak hangisini istiyorsunuz? Muhammed sen hangi rengi istiyorsun? Sarı olsun ya. Sarı mı? Bildiğin mi sarı? Limon değil mi? Yok yeşil olsun abi. Yeşil mi? Benim fıstık var biliyorsun. He. Fıstığın renginde olsun mu? O diğer fındık. Ondan olsun. Fatma sence hangi renk olsun? Mavi. Mavi renk mi istiyorsun? Tamam bakalım orada hangisi denk gelecek. Evet arkadaşlar Pet Shop'a geldik. Bakın burada bir kedimiz de Halil abi sağ olsun. Bunlar hep böyle mama veriyor arkadaşlar. Sizler de bu soğuk havalarda sokaktaki hayvanlara evinizde artan yemeklerinizi verebilirsiniz. Evet yürüyün gidelim. Selamünaleyküm abi. Muhabbet kuşu alacağız. En iyisinden. Bak videodayız diye bize yüksek rakamlarda verme ya. Neyse bak Kayseri'ye gireceğim ben. Kayseri'li moduna gireceğim. Arkadaşlar Ali abimiz vardı. Yolcu mu yarın? Burada bir Ali abimiz vardı arkadaşlar. Adam askere gideceğim dedi. Askere gitmiş. Abi şimdi bize muhabbet kuşu. Yavru erkek eğitebilir bir şekilde olması lazım. Yani eğitmeleri lazım. Bir de ondan önce kedilere bakalım. Çok güzel kediler var. Gel bakalım. Arkadaşlar uyuyor ama vallahi rahatsız edeceğiz şöyle. Oy tamam. Özür dilerim uyandırdım seni. Gel. Arkadaşlar şunun güzelliğine baksanıza. Bu neymiş? Bu muhtemelen normal kedi arkadaşlar. Yani cins kedi bilmiyorum da. Bu ne abi? Van mı? Gözleri niye öyle? Gözleri renkli değil ki.
Dur bakayım. Ha, ulan renk körüyüm ya. Vallahi doğru söylüyorsun. Van kedisiymiş arkadaşım. Muhammed nasılsın? Hı? Şimdi Muhammed kedi beslemek istiyordu. Ben istemedim. Çünkü arkadaşlar evin içinde kedi bakmak, yani yaşı Muhammed gibi olan arkadaşlar için söylüyorum, çok büyük sorumluluk isteyen bir şey. Lan mikrofonu ısırıyor. tamam. Kedi beslemek güzel. Bakın mikrofonu ısırıyor mesela. Arkadaşlar kedi beslemek çok güzel. Ama şimdi bunun işte aşılarıdır, tedavileridir, hastalandığında veterinere götürmek için maddi destektir. Bunlar önemli şeyler. Ve tatile gittiğinizde bu kediyi ne yapacaksınız? Bunlar önemli soru işaretleri. Muhammed bu soru işaretlerine olumlu cevap bulamadı. Değil mi Fatma, sen istiyor muydun kedi? Korkuyor musun kediden? Yani o yüzden kedi beslerken arkadaşlar bu soru işaretlerine cevap arayın kendinize. Bak ısırıyor bak. Lan şuna bak. Oğlum dur o mikrofon. Lan elimi de ısırdı. Kavşanın şeyleriyle oynuyor arkadaşlar. Yani kediler enerjisi yüksek hayvanlardır. Evet, şimdi bunu bırakalım. Güzel mi bu? Güzel. Alacak mı kucağına? Baba mikrofonu ısırdı lan. O şey koparır abi. Yok bir şey. Lan manyağı mı öyle? Ulan Van kedisi mi? Başka bir şey mi? Ben anlamadım. Baba bayağı bir kafayı taktı ha. Şu an mikrofondan. Ulan... Arkadaşlar. Uy. Seni yerim. Şu tipe baksana. Evet, şimdi şöyle indirelim. O uyumaya devam etsin. Bayağı bir hareketli kedi arkadaşlar. Umarım güzel bir aile sahiplenir diyelim onu. Evet, şimdi şurada da kediler var. Onlara da bakalım mı? Gel. Bakın bunlar biraz daha değişik. Aa bak, ben var ya bunlara bayılıyorum ya, maşallah. Ya bu kedilerin var ya, hepsi ayrı güzel arkadaşlar. Merhaba. Şu beyaz bana versene. Oo manyağa bak lan. Ula. Şu beyazı mı? Gel. Evet, şunu alalım arkadaşlar. Maşallah. Bunlar İran Persiyan mı? Maşallah. Abi şuna baksana. Ulan Muhammed, vallahi bir şey diyeyim, bakabilseydin kedi beslerdin lan. Çok güzel değil mi? Ya ben sorumluluğunu alırdım da. Şimdi Muhammed bunları gördü ya, vazgeçemeyecek herhalde. Şu an şoka girdi herhalde. Abi şuna baksana, maşallah. Anam. Abi bir şey diyeyim mi, çok güzel ya. Maşallah. Daha bu kaç aylık? 2,5 ay değil mi? 3 aylık falan değil mi? Bak bunu eline alabilirsin. Fatma gel. Şimdi Fatma göremiyor, Fatma korkuyor arkadaşlar. Bakın Fatma kaçıyor. Al Muhammed. Ha öyle tut, tamam mı? Bak şuna bak arkadaşlar. Anam. Gel şunun yüzünü göstersene bir. Arkadaşlar şu şekerliğe bakın ya. Çileni nasıl? Ha bunun gözü mü kör bir tanesi? Bir gözünde kaymam var. He. Ya işte bak, bütün güzelliğinde bir ufak bir kusuru var arkadaşlar. Nazar değmiş. Bir gösterelim o gözünü şöyle. Bak şu gözüne baksanıza. Bir tane gözü maalesef arkadaşlar nazar değmiş. Nazarı olsun abi o da. İndirelim mi? Hoppala. Şimdi çocuklar bakalım mı kuşlara? Tamam. Hadi gelin bakalım. Önce kafes mi? He, kafese koyacağız değil mi? Doğru, o zaman kafese bakalım ilk başta. Şimdi abi çok küçük bir kafes olmasın. Büyük de olmasın çünkü ona göre yer ayırmışlar. Sen şu sarıyı mı beğendin? Evet. Ben de aslında onu çok beğendim. Evet. Fatma bunu beğendi arkadaşlar. Muhammed bunu beğendi. Boyutlar hemen aynı sanki abi. Aynı standart. Standart değil mi? Şekli sadece değişik. Üstünde şekli farklı. Muhammed sen hangisini beğenmiştin? Bence küçük hanım farklı yeşil bir muhabbet istiyorsanız yeşil kafes olmaz. Olmaz mı? Rengi göstermez. Şu daha güzel bence. Abi açık renk olduğu için. Ben bunu beğendim Fatma, sen? Sen de bunu beğendin. Evet. Muhammed sen, karar verildi. Bunu beğendik. Bence bir tane kuş için de gayet ideal. Güzel bir kafes. Arkadaşlar bunun kafesi de şöyle açılıyor. Böyle olması çok daha iyi. Çünkü bunlar eskiden böyle yaylı olmayan kapılar vardı. Açıldığında kuş görmediğiniz esnada uçup gidebiliyordu. Bak şimdi yeni sistem yapmışlar. Bunu böyle yaylı yapmışlar. Kaldırdınız, kuşunuzu aldınız veya kapattınız böyle. Olay bitti. Bir de buna suluk lazım. Suluk alacağız, taş alacağız. Bir de Mustafa'ya yem yedireceğiz. Kafesimizi koyalım buraya. Şöyle yemi var. Tamam, mama aldık. Şöyle gaga taşı çocuklar, bunu vereceğiz, tamam mı? Bu sürekli taşı kemirmesi lazım gagası için. Aha bu onun yemi. Yemini kesinlikle eksik etmiyorsunuz. Tamam mı? Soluğumuzda taktık arkadaşlar böyle. Şimdi bir tane. Sehpanın yanında duvarda da dayayabiliriz. Evet. Yani. Bak bu var ya, bu bitirici abi işte. Bu ölüm ayarı. Aa mükemmel oldu. Evet arkadaşlar şöyle tülümüzü de koyduk. Nasıl oldu Muhammed? Bence çok güzel oldu. Evet şimdi sıra en önemli kısma geçtik arkadaşlar. Kuş beğeneceğiz. Tamam mı? Abi kuşlara geçelim mi? Tabii. Geçelim bence. Evet arkadaşlar kuş bölümüne geldik. Burada güzelce kuşlarımızı beğeneceğiz. Şimdi yavrular hangi kısımda abi? Hepsinde var yavrular.
Bunların hepsi yavru değil mi? Bir bırakalım, gençler hangisini beğenecek? Bir izleyin çocuklar, tamam mı? Evet, Fatma ve Muhammed şu an kuşlarını beğeniyor. Acaba hangisini seçecekler arkadaşlar? Ben de heyecanla bekliyorum. Şu beyaz güzel geliyor. Hangisi? Şu beyaz mı? Hı. O beyaz biraz büyük. O biraz büyükmüş. Şu arkada asılmış. Hangisi? He, beyaz şey. Aynen, duvara asılmış değil mi? Telleri asılmış. O da biraz büyükmüş. Sen şimdi abi en küçükleri hangi grupta? Akrep olarak ben onlar var. Evet, o mavi gibi bir şey var. O... Aynen bak, onu. Şu değil mi? Evet bak, o benim hoşuma gitti. Evet, şu değil mi? Şu. Şundan mı bahsediyorsun? Evet. Fatma, sen gördün mü onu? Ama bu geldi ya Fatma, bunu diyor. Fatma'nın yorumlarını alalım. Ne diyorsun? Güzel mi? Evet, bundan bahsettik arkadaşlar. Onu bir elimize alabilir miyiz abi? Isırıyor mu, ısırmıyor mu? Onda önemli çünkü. Bir bakabilir miyiz? Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde ben beğendim vallahi. Arkadaşlar şöyle muhabbet kuşumuzu beğendik. Yani benim çok hoşuma gitti bu. Senin hoşuna gitti mi? Isırma ama sen şimdi burada elini alma, çünkü elinden kaçırırsan tutamayabiliriz. Fatma gel bir yakından bak. Ya gel, korkma ya, korkma bak, gel. Ya bak yakından, bak yakından. Arkadaşlar şunu ben beğendim ya. Vallahi baksana şuna bir, kıpır kıpır. Şöyle incitmeden elimizde tutalım. Şu an tabi ele alışık olmadığı için çıkmak istiyor. Bunu var ya, her gün oynamanız lazım bununla. Bence çok güzel. Sen dön. Evet abi, hayırlı olsun. Arkadaşlar çok tatlı, çok güzel. Maşallah. Şuna bak hele şuna. Anam anam anam. Evet, şunu böyle kafesine koyalım. Haydi bakalım. Senin yeni yuvana hoş geldin. Tavşanlara da bakalım. Gel tavşanlara da bakalım. Kuşumuzu aldık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Arkadaşlar burada da tavşanlar var. Şöyle gördüğünüz gibi. Aman 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 aman. Arkadaşlar şunlara bakın ya. Gel gel gel. Bismillah. Şöyle alalım. Allah Allah, oğlum ne kadar tatlı, bak 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 bak. Arkadaşlar çok güzeller ya, maşallah. Fatma gelsene, gel bir bak bak gel. Ya bu Fatma her şeyden korkuyor ya. La tavşan ne yapacak sana? Arkadaşlar çok tatlı, çok güzel, maşallah. Muhammed nasılsın? Çok güzel ya. Şimdi Fatma korkuyor da Muhammed hiçbir şeyden korkmuyor vallahi, helal olsun. Tamam tamam tamam. Evet arkadaşlar, çok strese koymayalım. Bunu içine koyalım tekrardan. Maşallah çok güzel. Hadi bakalım evine git. Hoppa. Evet şimdi papağan reislere geldik. Kral papağanlara geldik. Maşallah oğlum, şuna baksana, ne kadar güzel. Gördün mü? Bakın burada da var bir tane. Bakın burada da var arkadaşlar, gördüğünüz gibi papağanlar. Oo maşallah, gel gel gel. Ya dilinden mi anlamıyoruz ki kardeş, sen anlıyor musun lan bundan dilinden? Evet. Anlıyor musun? Konuşayım mı? Konuşsana abi. Osman abi. Allah, aa, anladı lan. Harbiden cevap verdi lan. Ferhat'ım. Bir daha konuşsana. Nasılsın, iyi misin? He Osman abi. Alo. Balıklara bakalım mı? Bir şu safari yapalım ya. Pet Shop'a mı geldik? Safari gezisine mi geldik? Her şey var arkadaşlar. Oo burası var ya, 10 numara. Arkadaşlar burası balık cenneti. Şöyle gördüğünüz gibi çok güzel balıklar var. Gerçekten var ya. Burası ya güzel de balık bakmak da zahmetli ya. Ben bakamadım. Bende vardı balıklar. Hangisi? Oo oğlum bunlar. Evet evet. Oğlum o canlı değil lan. Ulan canlı değil lan, plastik işte o. Nasıl denize nasıl baksana, rengarenk. Evet şurada bir vatos balığı vardı. Aşağıda göstersene bir. Oo babaya bak. Krala bak, krala bak arkadaşlar. Vatos balığı gerçekten maşallah kocaman. En çok sevdiğiniz balık türü hangisi sizce? Hangisini? Bunu mu beğendin? Sen de hangisini beğendin? Ben turuncuları beğendim. Turuncular mı? Hayır hayır. Tür olarak zaten hepsi birbirine benziyor da. Japonları beğendin mi? Japon balıklarını. Ben Japon. Ha onlar. Beğendim. Güzel, evet. Eğer bu muhabbet kuşuna iyi bakarsanız, tamam mı? İleride söz veriyorum, size bir akvaryum yapacağım. İçine balık koyacağım, tamam mı lan? Okey arkadaşlar, bu kuşa çok iyi bakacaklarına inanıyorum. İlerleyen zamanlarda bir de akvaryum yaparız lan. Anlaştık mı? Kral adam, hadi gidiyoruz. Arkadaşlar hazır gelmişken sokak hayvanlarına da mamamızı alalım. Çünkü bunları ihmal etmememiz gerekiyor. Havalar soğuk olduğu için bunlar bir de doymuyor yani sokaktaki hayvanlar. Sokak hayvanlarımıza da şöyle güzel bir mama aldık. Bugün var keyfimiz yerinde. Değil mi abi? Bugün her şey yolunda. Arkadaşlar Mustafa şimdi kuş mamasını yiyecek. Kuş yeminden yiyecek, muhabbet kuş yeminden. Beşim unutmuşum, son dakika. Oğlum bak, 10.000 abone iddiasına girdik. Ama açıkta yok mu? Şurada nasıl edeceksin? Nasıl açıkta yok mu? Kuşların kafesi. Yok ben ona alamam. Lütfen ya. Sorun yok. Buradan yenisini asarım. Sorun yok. Evet. Ooo taze taze. Taze taze. Daha dalından. Ooo bu kabuksuz mu abi? Kabuklu. Kabuklu mu? Aa. Ama kuşlarla birlikte yiyeceğiz. Şimdi kuş düşen. Gel. Yok abi. Yok yok. Biraz buna yedirelim abi. Tamam mı? Direkt bu sefer. Direkt bu yesin. Yesin bu sefer abi.
Dur ben ver belirleyeceğim. Hayır. O zaman abone olmaz. Bir dakika. Oğlum ortak hallerle abi 10 bin abone diyor. Bir dakika döker misin oğlum, elime? Oğlum ben 10 bin abone vereceksem ben paketi yerim. Sorun yok. He duydun adamı. Abi şu an 7.800 bin yalnız. Bak arkadaşlar şu kadar. Tamam. Abi bak bu kadar. Bu kadar. Yok çok değil. Ay vallahi çok ya. Bir dakika bak. Bir dakika şartları söylüyorum. Tamam. Hile yok, hurda yok. Hayır, hepsine. Bak hele şu. Abi o zaman yok. O zaman abone olmayın arkadaşlar. Ben olsam o kabul etmem. O az bile yani. Abi böyle demek diyorum. Evet, şimdi bunun tamamını yersen. Tamamını yersen sana abone olsunlar usta. Sana zarar olur mu? Yok. Ben 10 bin abone varım ben yiyeyim. Hadi hepsini birden atıyorsun kardeş. Bence de hepsini. Sarın. Abartma. Gibi bir şey o. Sen onu o bakıştan yeme. Vallahi çatma. Kuş yemi olarak düşünme tamam mı? Ya sen bir kuş değilsin. Sen papağan gibi yiyeceksin de. Evet oh yarasın. Elinden ona döküyor miktarını azaltıyor. Hayır bak bir daha yaparsan kabul etmiyoruz. Abi bak bu yapılmaz. Bir daha yaparsan kabul etmiyoruz. Abi yemem ben bunu ya. Hadi kardeşim ya. Abi yazık günah bak bana yazık günah. Vallahi yazık günah. Çocuklar yesin mi yemesin mi? Oğlum yedim işte biraz ya. Yemesin mi? Ulan var yiyen işte lan. Vallahi. Lan merhametli yeter. Davrandı. Abi şartlarımız belli. Abi tamam da yedim yani vallahi. Hadi yedim. Bir seferde ağzına atar mısın? Bilmiyorum abi vallahi kusarım. Bak ya dislike atsınlar son videona. Yo. Ya da abone olsunlar. Arkadaşlar bir bunu yemediğimiz kaldı. Onu da yiyoruz anasını satayım. Ne yapalım abi? Abi ben vallahi yiyesim gelmiyor. Hadi bakmayın çocuklar utanıyormuş. Abi şimdiden bu yenir mi normalde? Ne olacak ki? Sen kardeş uzatıyorsun ama ya. Hadi künce gibi belli. Ayaklanmamış künce. He. İyi gaza geldin yemin ederim. Vallahi de eline bakayım azıcık kalma evet. Dur çıkarma. Yut abi. Hayır tükürme kız daha taktik veriyor. Tadı nasıl? Evet ulan var ya şerefsiz. Sular mı abi? Ne suyu ya? O evde ananın yemeğini böyle iştahlı yemiyorsun lan. Evet hayırlı olsun arkadaşlar. Yutmayın bir. Ben de çiğneyim abi. Abi geçerli mi? 7 sayılır mı? Yok bence bitti. 7 sayılabilir mi? Bence 7 sayılır. Çocuklar onaylandı mı? Muhammed onaylandı mı? Okey verdik mi? Evet vallahi yedi lan. Oğlum şaka maka nasıl yedin lan? Yemin et. Yemin ederim. Ağzını aç bir. Son tutar bitti bir şey. Vallahi seni tebrik ederim lan. Vallahi abi kuş yemi yedim ya. Görüyorsun değil mi? Bana onu yedirdiler. Evet arkadaşlar vallahi tamam lan. Sen bu işi başardın kral. Ama vallahi tadı var ya çok güzel. Yemin et güzel. Oğlum ciddi misin? Abi bunlar kuş var içinde bunlar abi. Sen buğdayın olduğunu bir şey değil tadı gerçekten bir şeye benzettim ama öyle çok da kötü değil. Allah'tan ciddi. Çıkartmaması gibi falan. Bir de ona girek. Arkadaşlar Mustafa yani bilmiyorum bir de takipçilerimize soralım onaylanmış mı onaylanmamış mı? Tamam sor. Eğer ki başarılı bulduysanız kanalına abone olun arkadaşlar Mustafa'ya. Bir sonraki seride ne yedirelim abi? Kedi maması. En pahalı. Kedi maması. Abi kedi maması. Islak mama mı olsun? Islak mama olsun değil mi? Yok. Kuru mama mı? Tamam bir sonrakinde kuru mama yedireceğiz arkadaşlar. Evet isim koymadı arkadaşlar dur. Ne koyacaksın? Dur. Hakkı mı? Ya unuttun dedim. Arkadaşlar güzel bir isim koyalım değil mi? Küskün koyalım ya versene küskün. Yemin yenildi diye versene ama. Yok ya küskün bence derbeder ismi oldu böyle müptezel gibi oldu abi. Ne olsun isim? Abdurreza. O zaman takipçilerimize soralım mı? Ya bizim takipçiler isim konusunda roket gibi arkadaşlar. Evet şu muhabbet kuşumuza güzel bir isim önerisi bekliyoruz sizlerden. Klasik videomuzun sonuna geldik. Evet klasik isim olmasın. Böyle değişik, kısa, güzel isimler bu muhabbet kuşumuza söyleyin arkadaşlar. Erkek mi muhabbet kuşu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Vallahi güzel video oldu abi. O tavşanlar beni benden aldı. Alacağım ama korkuyorum bu halinde. En beğendiğim yeri yemi yemesi oldu. Yem yemesi değil mi? Vallahi ben yemez diyordum da yedi ya. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çocuklar size de hayırlı olsun. Tamam mı? İyi bakın kuşa. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.